Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii'yi neden yaptınız? Orası dolmaz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi dolmasa yani ileriye dönük dolar yani. Niye dolmasın ki? Namaz kılan olduktan sonra dolar yani. Yani bu açıklamayı desteklemiyorsunuz. Yani dolmaz kelimesi mi? Evet. Neden yaptınız? İbadet için yapılır. Neden yaptınız? Hacım bir söyledi işte. Baksana. Ya şimdi namaz kılan olursa dolar. Namaz kılmayan olmasa dolmaz yani bunun. İmam o şey nedir o Sivas'ın mıydı ya? Ne? Kimdi? Saadet Partisi'nin şeyi. Temel Karamollaoğlu. He. Karamanoğlu da gider sonrası dolar yani ben şimdi yapılmışsa yapılan şey güzel bir şeydir yani. Peki geçtiğimiz günlerde aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir şehit cenazesinde bir saldırı gerçekleşti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi o konuda ne düşüneyim iyi değil yani bunlar gerginlik iyi bir şey değil yani. Neticesinde o da Türkiye Cumhuriyet vatandaşı o da gider. Cami oldu mu anlarsın bu köy Müslüman köy. Anladın mı? Ama senin evin camiye yakın oldu mu senin namazın evinde caiz değil kılma. Camide kalacaksın. Anladın mı? İslam alemi onun cami için Allahu Teala ona ibadet Allah'ın güzellikleri hiçbir şeye benzemez. İbadetleri de güzel olacak. Temiz olacak. Anladın mı? Senin evin yanındadır. Sen sabah kalkıp da gidip çabada namaz kılamıyorsan. Neden? Şeytan bırakmıyor. Peki Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun amcam? Ben? Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasını. Neden yapıldı? O cami dolmaz dedi. Bu yenik cami. Çamlıca cami evet. Niye Müslümanlar hep de dolar. Dolmasa başkasını gelir götürür. Pekala çok sağ olasın amcam. Yo camiye ben gittim gördüm. Çok güzel cami. İstanbul'da en birinci cami odur. Yaptırana, yapanana, sebebine Allah razı olsun. Allahu Teala bizi doğru yolda şaşırmasın. İslam alemi Allahu Teala yardım etsin. Bu kafir İsrail'i ıslat etsin. Günde çocukları hep, çabuk çocuklar hep şeye attılar. Kursuna duruzlar. Bu ne dinime var, bunlara ne iman var, ne nikah var. O kendi kafasına göre bir şey söylemiş. Temel Karamollaoğlu gibi. Temel Karamollaoğlu kim ya? Öyle bir doluyor ki cami tıklım tıklım gidip görmüyor. 10 numara. Peki bundan sonraki süreçte de Çamlıca Cami dolmaya devam eder mi? Yoksa yapımı gerçekten gereksiz mi? Eder. Yani Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasından yola çıkıyorum. Ya bir camidir bunun gereksizi diye bir şey yok yani. Bu camidir. İbadethanedir. Onun için de yani gerekli yani. Peki, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesine saldırıya uğradı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir akıllı olacaktı, tedbirini alacaktı yani. Yani tedbirsiz gittiği için böyle bir saldırıya uğradı. Tedbirli gitse böyle bir saldırı olmaz. Diğerlerine niye saldırı olmuyor? Olmaz. Niye? Adamlar önceden önlemini alıyor. Bu kafasına göre gitti. Öyle de saldırıya uğradı. Bir daha da gitmez artık. Peki önümüzdeki dönemde seçimsiz bir Türkiye var. Evet YSK şu anda kararları düşünüyor, itirazları değerlendiriyor ama en azından 2023'e kadar seçim gözükmüyor. Ne düşünüyorsunuz? İstanbul'dan, Türkiye'den nasıl hizmetler bekliyorsunuz? Vallahi ben her yeri gezdim yani bütün ülkeleri gezdim. Güzel hizmet bekleniyor ya. Ben olarak bütün halk hizmetin güzelini bekliyor. Vatandaşa saygıyı bekliyor. Hürmeti bekliyor. Hani başka bir şey beklemez vatandaş. Gittiği zaman işini halledecek. Onun haricinde vatandaş başka bir şey beklemez. Hizmet demek saygı demek, hürmet demek. Hürmet ve saygının olduğu yerde de hizmetin güzeli olur. Ama saygı göstermezlerse, büyüklük yaparlarsa kendileri kaybeder. Mütevazi olurlarsa ilerideki seçimlerde kazanacakları kesin yani. Pekala çok sağ olun. Hayırlı günler efendim. Teşekkür ederim. Güle güle. Sen seçim için dedim.
Şimdi sen nasıl kendi düşünürsen ben de düşün. Kendini yalnız düşünme. El üstünde el var. Sen de istersen yukarıya çıkarsan ben de. Millet seni istedi. Bunda diyecek bir şey yok. Ha? Öyle değil mi? Bu var da. Pekala, çok sağ olsun amcam. Görüşmek üzere. Oğlum ben ne düşüneyim şimdi? Bence çok büyüktür yani. Bence de dolmak. Yani o kadar masraf oraya yapılması bence yanlış. Yani tamam güzel güzel bir şeydir ama 60 bin kişi nasıl dolduracak oraya? Yani camide, bu camide başka camide 5 kişi, 6 kişi. Saman namazda 4 kişi. 60 bin kişi oraya nasıl dolduracağız biz yani? Arabistan değil ki abi. O kadar parayı oraya yatırmanın bir anlamı yok. Bu kadar insan aç, perişan. Tamam. Peki şu anda baktığımız zaman Çamlıca Camii'de doluluk oranı yüksek. Ama şu an için niye? İnsanlar merak ediyor. Gidip bakıyor. Turistik gibi bir gidip geliyoruz. Mesela dün akşam gittiler doldurur. Tamam dolsun. Camiler olsun ama yani yol olsun, okul olsun, bu kadar insanlar aç, perişanlık, o kadar para oraya yatırılacağına bence, kendi fikrimi söylüyorum, yanlış. Bence yanlış. Pekala. Size de soralım. Ne düşünüyorsunuz? Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklamada Çamlıca Camii dolmaz. Neden yapıldı dedi. Almadı bile. Görmediniz mi sabah namazında? Dün sabah namazında doldu da taştı, avlu. Avlu yetmedi, daha ne? Öyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza böyle bir cami bizim ülkemize kazandırdığı için. Yani diyecek bir kelime bulamıyorum. İnsanların aç olduğunu da düşünmüyorum. Herkesin altında bir tane araba koymaya park yeri bulamıyorlar. Alışveriş yerleri tıklım tıklım. Yeme içme yerleri ama patates, soğan götürdüler. Bilmiyorum artık. Camiye Türkiye'nin Kâbesi diyorlar. Şimdi oradan geldik. Çok güzel. Gerçekten yapanı, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Harika bir eser yapmışlar. Peki Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde bir şehit cenazesine saldırıya uğradı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Saldırıya kınıyoruz ama o bilinçli gittiğini düşünüyorum ben. İnsanların tepkisine rağmen gitmesinde kendi şeyi. Peki bir ana muhalefet lideri, yani bu ülkede bir oy oranına sahip bir lider şehit cenazesine katılamaz mı? Tabii ki katılabilir ama teröristlerle birlik oldu. Ben 20 yaşına kadar büyüteceğim bu vatan için, şehit vereceğim. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yumruk yemiş, onu konuşuluyor. Şehit konuşulmuyor. Nasıl oluyor? Yani bilerek gitmiş yani. Gelinmesin, istenilmemiş. Sen terörle bir gidiyorsun, onların safında duruyorsun. Bir de utanmadan cenazeye gidiyorsun. Ya bile bile insanları kışkırtmış. Zaten kimseye haber vermemiş gitmiş. Habersiz gidersen başına da geleceği odur. Bunca zaman AK Parti'dekilerin, vekillerin de başına geldi. O iyi olmuş dediler. Şimdi aynısını Kılıçdaroğlu'na yaptılar. Onu benim aklı yetmediğinden söyledi o lafı. Dün gene de, dün sabah gene de göreydi bakın. Aklı yetse zaten öğrenilmezdi. Neye ne yaptığını bildiği yok ki. Ben ona inanamıyorum. Dün gelse de sabah gördü. Dün gördünüz mü sizi sabahlayın? Sabah namazı dün ben oradaydım. Caminin içi değil, dışı da doldu. Her tarafı doldu. Allah hidayet versin. Ne diyeyim? Başka bir şey diyemiyorum. Allah Teala zaten akıl onda almış ki daha yeni ya. Akıllı varsa ki. Bile diyordum. Cami ne kadar cami yapsa, ne kadar şeyse Allah'ın için millet namaz kılı içinde dua ediyor. Bu daha şeyleri peşine durmuş. Allah Teala akıl almış buna. Yavaş yavaş giderler. Sebep olup yaptırandan Allah 100.000 kere razı olsun. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Allah kötüye fırsat vermesin. İyinin de yardımcısı olsun. Peki bu doluluk oranı devam eder mi? Olur inşallah. Her zaman olacak diye bir şey değil ama dolar inşallah. Dolacak diye. Her boş kalmaz inşallah. Cenab-ı Allah bizleri yarattıysa bizler de orayı doldurmak mükellefindeyiz. Allah'ın izniyle. Karamollaoğlu bundan önce Sivas olaylarını da kendisi bilir. Burası İstanbul. Allah'a çok şükür. Allah bizleri Allah'ın her şeyinden esirgesin azabından. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması. Şimdi benim bildiğim budur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurur. Yeryüzü benim ümmetim için her yer camidir. Ne zaman namaz vakti geldiği de kılabilirsin. Temiz yerde kılabilirsin. Caminin yapılışı iyidir demeyelim. Ya doldurursa ya boş kalmasa bak. Peygamber zamanında cuma bir yerde kılınıyor.
ihtiyaçsız cami yapılmazdı. Eğer ihtiyaç olursa olur, ihtiyaç olmazsa falan olursa, onun için cuma mesela öğlen namazı tekrar olunur. Yapılırsa, bunlar tamam olursa iyi bir şeydir. Cami iyidir. Kimse buna karşı çıkmıyor ama boşu boşuna da yapılsa o da israf kaçmasın, iyi oluyor. Bana göre böyledir. Yapmak iyi bir şeydir eğer israf olmasa. Ben bu kadar biliyorum. Peki sizce Çamlıca cami şu anki doluluğunu devam ettirir mi? Ya zaten buradaki camiler de her yer camide ki bizim Sultanahmet'e o gün gittim, başka yerde bir camiye gittim, iki saf vardır. Dol, hiçbir yerde dolmaz. Cuma hariç, cuma günlerde olabilir. Başka yerde fazla dolmuyor, tahmin etmiyorum. Çünkü millet işleri var, güçleri var. Öğle, akşam mesela yatsı namazı olabilir mi? Öğle ile iki diye. Başka zamanlarda pek dolmazlar yani. Benim bildiğim bu kadar. Pekala, çok teşekkürler. Son olarak şunu soracağım. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir şehit cenazesine saldırıya uğradı. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunda bizim bir şeyini yok. İlgi yok. Bilmiyoruz. Ne olduğunu da biz bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Öyle mi? Neşe etmiş de ki oradakini milletin onu arasındaydı. Biz bilmiyorum. Siz biliyor musunuz bu olayı? Vallahi takdir kendisinindir. Tek kelime. Takdir kendisinindir. Siz duydunuz mu olayı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı. Ya şimdi cenaze namazına herkes gitmelidir, gidebilir. Bence iyi bir şey olmadı. Çünkü o da ne için? Dedi vatandaşımdır, askerimdir. Onun için gidiyor, ziyarete gitti. Öyle karşılamamak lazım. İyi olmadı yani. Bu kavga yapılmamalıydır. Normal o sevmeseydi, bari ses etmeseydi daha iyi geçilirdi. Evet. Bence öyledir. Pekala, çok teşekkürler amcam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde Çamlıca Camii eleştirdi. Neden yapıldı? 60 bin kişilik cami kim dolduracak onu dedi. Ne düşünüyorsunuz? Doldurdular değil mi? Allah dün doldu. Doldurdular dün değil mi? Açtı bile. Caminin yapılışı fevkalade bir olaydır. Abdülhamit Han Hazretleri Osmanlı'nın en zayıf zamanında dışarıdaki devletlere gösteriş olsun için Yıldız Sarayı'nı yaptırmıştır. Bugün de o caminin yapılışı bütün dış ülkelere karşı büyük bir gösteriştir. Büyük camilerin yapılışı ille de cemaat dolacak diye bir şartı yoktur. Sultanahmet, Süleymaniye, Beyazıt gibi camiler cihat için yapılmış camilerdir. Bu da bugün için bir cihat camidir. Karamollaoğlu'nu çok yakinen tanırım. Çok büyük bir hata yapmıştır. Çok büyük bir yanlışın içerisindedir. O yanlıştan dönmesini istiyoruz. Bugün Çamlıca Camisi bu milletin şiarıdır. Yapanlara teşekkür edilir. Allah razı olsun denir. Geçen gittiğim, gördüğüm, çok memnun olduğum ve dua ettim. Allah razı olsun. 100.000 kere. 100.000 kere Allah razı olsun. O kadar iyi. İslam'a çoktur. Yetmez ki. Camilerin yaptığı hata değil ki. Ne kadar yapsa ki millet için, şehitin, Müslümanlığı için iyidir. Cami yoksa ne olacaktı? Bu millet namaz kılmasaydı, İslam'a devam etmese nasıl olacaktı? Efendim, şimdi camilerin yapılışı elbette ki yer yer lüzumludur, gereklidir. Ama oradaki cami milletin büyük bir numunesidir. Her dualın karşısındaki yani Allah selamet versin. Yani, cami yapılır, camiye karşı gelirler. Köprü yapılır, köprüye karşı gelirler. Havalanı yapılır, havalanına karşı gelirler. Allah hidayet versin. Ne diye başka bir şey demiyoruz. Allah ya sonumuzu hayır etsin. Şimdi bir zaman hiç demedi ki, bak demedi ki Türkiye'de bir iyiye gitmiş ki. Devamlı kötülüğe düşünürler. Birlik olmuyorlar. Anladın mı? Devamlı birisi niye yapsa o teksi onu ayağına vuruyor. Ya sen de onu niye ayağına vuruyorsun ki? Bu hepsi Müslümanlık için, hepsi bizim Türkiye içindir ki. Bir duala karşı, bir şeyini karşı her şey yaptım, sevinirler. Niye biz sevinmeyelim? Ne birlik olmayalım? Peki amcam, sana şunu da sormak istiyorum.
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yanlış yaptı. Çünkü 4 gün önce onlar bize mi saldıracak diyordu. Onlar dediği insanlar benim evladımı şehit ettiler. Yani YPG Suriye sınırına mı saldıracak? Yani Suriye sınırından Türkiye'ye mi saldıracak? Benim askerime mi saldıracak? Neden saldırsın ki açıklamasını yaptıktan sonra? Evet. Oraya gitti. Bu çok yanlış bir olaydı. Ya o sözü söylemeyecekti ya oraya gitmeyecekti. Olay bu. Bir yana muhalefet lideri. Yani bu ülkenin belli bir kitlesinin oyuna almış, onu temsil eden kişinin böyle bir saldırıya uğraması hoş bir şey mi? Hayır, uğraması hoş değildir. O olay hoş değildir. Ama oraya gitmemesi gerekir. Yani yapılan saldırıyı hiçbir zaman tasvip edilmez. O şekilde değil de başka türlü onu ikaz etmeleri gerekirdi. Neden istenmedi Kemal Kılıçdaroğlu orada? İşte söylediği sözün karşılığı. Bize saldıracaklar mı dedi, saldırdılar. Saldırılan insanların gösterdiği bir tepki. Ama onu o şekilde yapmamaları lazımdı. Tepkiyi başka türlü koymaları lazımdı. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Cami yapılır da dolmaz mı yavrum? Niye dolmasın? Her gün dolar. Bir gün dolmazsa her gün dolar. Bu cami, Allah'ın evi. Yapıldı, herkes girer. Yani ne demek dolmaz demek? Yanlış bir şey. Pekala. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Selamun aleyküm, merhabalar. Aleyküm selam. Tinal Karamollaoğlu, Çamlıca Camii dolmaz, neden yapıldı dedi, ne düşünüyorsun? Dolar, cami yapılmış dolmaz olur mu? Dolar yani, illa ki Tayyip söyledi, elimi öperim, öptürmem, ağzım kirlenir dedi ya ağzı. Valla ne düşünelim, yaptırmış hayırlı olsun Cumhurbaşkanımız. Pekala, çok sağ olun, siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey düşünmeyeyim. Doğru söylemedi. Onun lehine değil aleyhine oldu. Yani ondan o beklenir. Başka bir şey diyecek bir şey yok. Neden böyle bir açıklama yaptı? Nefsine, şeytanına mağlup olduğu için. Şeytanına mağlup oldu dedi. Evet. Size de soralım. Çamlıca Cami. 60 bin kişi Çamlıca Camii doldurmaz. Evet. Yayın kazalarında bugün. Evet. 60 bin kişi Çamlıca Camii doldurmaz, yapımı gereksiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Gereksiz olur mu? Cami gibi güzel bir şey yapılmış da ne güzel vallahi. Heves ediyoruz ama gidemedik işte. Hemen size de sorayım, siz ne düşünüyorsunuz? Bilmem ben. Vardı geldik, ne güzel ziyaret ettik. Bir de oraya da gitmek isteriz yani. Kılar dua ederiz. Pekala, çok sağ olun. Ablam sen ne düşünüyorsun? Ben Kahramanmaraş'tan geldim. FETÖ meydan okuyan Ayşe teyzeyim. Şu FETÖ meydan okuyan var ya 15 Temmuz'da. Ha, ben o Ayşe teyzeyim. Eyüp Sultan Hazretlerine ziyarete geldim. Cümlemizin kabul etsin. Bu vatanın, bu bayrağımızın sahibi önce Allah, sonra Tayyip Erdoğan. Hiç boşa uğraşmasınlar. Sevgili izleyenler, vatandaşlarımız da bugün aslında gündemi değerlendirdik. Temel Karamollaoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar ve daha öncesinde de Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine uğradığı saldırı. Ne düşünüyorsunuz diye vatandaşlarımıza sorduk. Vatandaşlarımız düşüncelerini söyledi. Sizler de dinlediniz. Söz Milleti programı hafta içi her gün Akit TV ekranlarında 12.30'da ve 18.30'da. Ben Mert Armağan. Bizi izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.